Yepyeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Baran Özcan. Sizler de Baran Özcan'ın değerli kripto para yatırımcıları. Bugün sizlerin istemiş olduğu coinlerin analizlerini yapacağım. Hemen hatırlayalım. Neydi bu coinler? CHZ, TRX, BTT ve AVAX coinlerin analizler olacak bu videoda. Bu video yayınlandıktan 1 saat sonra da diğer istediğiniz 4 coin'in analizleri olacak arkadaşlar. Gelin hep birlikte bu coin'lerin analizlerine geçelim. Dün gece BTC'nin yoğun salınımıyla, FED başkanının açıklama yapmasıyla kripto para zedelendi. Ve bu zedelenmeden ötürü Bitcoin geri çekilme yaparken altcoin'lerde Bitcoin'e rağbet gösterip aşağı doğru kendini çekiş manevrasıyla düşürdü. Benim gözümde Bitcoin 54.000 desteğinden, ki çok büyük bir destek haline geldi oraya, düşmediği sürece hiçbir problem yok arkadaşlar. İşlemlerimi BTC'nin 54.000'ine göre ayarlayacağım. Unutmayın, Bitcoin düşerse altcoin'lerin şansı yok. Gelin hep birlikte şu CHZ coin'i bir geniş bazda analiz edelim. Analize geçmeden hemen önce kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız bunlar sizlerin faydasına olacaktır. Emeklerimin karşılığı için de videoya like atmayı unutmayınız. Şimdi CHZ'de bir takoz var arkadaşlar. Bu takoz yukarı doğru olan bir takoz. Hemen size terim anlatmayacağım çünkü hani ben de daha önce videolar izlediğimde bundan çok çok eski zamanlarda terimlerden çok fazla bir şey anlamıyordum. Ama bunu basit indirgeyeceğim sizlere. Bu görmüş olduğunuz takoz yükseliş trendi takozudur. Yani bu takoza giren coin yükseliş beklenir. Analiz olarak bu coin'de yükseliş beklenir. Aynısı şu anda CHZ coin'de de var. Bu takoza tam net teyitli bir bölgede bu takozumuz. Şu bölgeye kadar inmesi normal arkadaşlar. Şu dip seviyelere kadar, işte 0.49'a kadar mümkün bir iniş. Hani oralara gelene kadar hiçbir problem yok benim için CHZ'nin. Çünkü takoz halen dolu değil. Bakınız, ne üstüne çıkabilmiş ne altına atabilmiş. O yüzden biraz daha aşağı inebilecek boşluğu var. Takoza göre konuşuyorum. Bu da 0.49.50'lere kadar normal. Takozun üstüne atarsa alt kategoriyi beklemenin bir manası kalmaz. Yukarı trendimiz başlamış demektir. Unutmayınız. Yani kısaca şöyle söyleyeyim sizlere. Yatırım tavsiyesi olarak lütfen bunları düşünmeyin. Tamamıyla kendi kişisel fikirlerim doğrultusunda oluşmaktadır bunlar. CHZ'den ben bu takoz verisiyle yukarı yönlü hareketler bekliyorum arkadaşlar. Bu takozuğa teyit girip CHZ'nin yukarı doğru bir pump yapacağını düşünüyorum ben. Yine eski 0.60-0.65 seviyelerine geleceğini öngörüyorum ben CHZ'de arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olarak lütfen düşünmeyiniz. Tekrar hatırlatma yapayım. 0.49.50'lere kadar, hatta 0.49'lara kadar takoz dışında olmamış olacak. Yani 0.49'lara kadar aşağı doğru çekilme bu takozu bozmaz. Akabinde yukarı doğru atarsa, ki ilk yeşilde 0.52'lerde 0.53'lerde takozun üstüne atacak. Bu da yukarı doğru hareketlerin başlayacağını bizlere söyler arkadaşlar. Daha önce bu takozu çok fazla denemiştik ve hemen hemen hepsinde çalıştı arkadaşlar. Umarım bu coin'de de CHZ'de de çalışacağını düşünüyorum. Gelelim TRX coin'e. TRX coin'de zaten bir yükseliş bekliyordum. Bunu sizlere söylemiştim. XRP'den bekliyordum, XLM'den bekliyordum, TRX'den, XCZ'den ve EOS'tan bekliyordum. Hepsi harekete geçti. Hatta inanmazsınız ama XRP bile harekete geçti. Tek geçmeyen XLM, bu arada bir şey söyleyeyim sizlere. 0.40'dan XLM tutuyorum. Cüzdanda artı haricen 0.40'dan da 5x long girdim. Düşük bir miktar girdim bu arada. Marjine çok yüksek girmiyorum. Onu bekleteceğim. Öyle kısa vurgaç yapmayacağım. Ya kesinti var. Hem fikrim o konuda. Çok çok uzun değil. Şöyle 5-10 gün bekletmeyi düşünüyorum. XLM'de HODL yapıyorum. Çifte kazanç elde etmek için sabrediyorum. TRX'te şu anda arkadaşlar şöyle bir flame var. Bu flame'den sonra zaten bu çıkışın bir düzeltmesi gelmeliydi. Öncelikle bu konuda hemfikir olalım. Bitcoin düzeltme yapmasaydı bile TRX bu düzeltmeyi yapacaktı. Hani bu düzeltme, hani şuralara yine gelmese de, işte belki 0.57'de stop loss'unuz vardır. Ama zaten oraya stop loss koyacağınızı da düşünmüyorum. Çünkü destek bölgesi bile değil. Ara bölge, stop loss zaten bırakılmaz. Stop loss'unuz patlamış olabilir. Lakin BTC salınım yapmasaydı bile şu yükselişin, bakınız, şu yükselişin ve bu topoğlunun, bu flame'in geri dönüşünü yapacaktı bu coin. Ki yaptı da. Bu beklenti zaten 0.60'lara kadardı. Çift 0.60'lar bu arada. Öyle söyleyeyim, daha iyi anlarsınız. Yani onun için hani Bitcoin düştü, TRX'ten zarardayız demeyin. Zaten TRX'in düzeltme yapması bekleniyordu. Bitcoin'le birlikte düzeltmesini yapıp savmuş oldu arkadaşlar. Şimdi burada önemli destekleri bilmenizi istiyorum. Birinci destek çift 0, 59.600 bandı arkadaşlar. Çift 0 kullanmayacağım. Tek 0'la anlatacağım. Umarım sorun yaşamazsınız. İkinci desteğimiz 0.57.400 bandı. Ana desteğimiz de 0.53.200 bandı arkadaşlar. Ana desteğin altına ineceğini düşünmüyorum. Lakin şöyle bir şey yapması muhtemel olabilir. Bakınız,
Eğer bu desteklerin altına inmez ise, birinci desteğin altına çünkü sadece bir kere iğne atarak indi. Bunu da birinci desteğin altına inmiş olarak sayamayız analiz boyutunda. Şayet birinci desteğin altına gövde olarak inmez ise, bu şekilde inerse problem yok. Şu senaryoyu bizlere yaşatabilir arkadaşlar. Bakınız tıpkı burada yaptığı gibi bir tobo da buradan mümkün olabilir. Şöyle örnek vereyim. Kuru kabala çiziyorum. Şöyle bir şey yapması mümkün olabilir ki bunu yaparsa yükseliş trendine zaten devam etmiş olacaktır. Kilit pozisyonumuz birinci desteğin altına gövde atmaması. O gövde atmadığı sürece sorun yok arkadaşlar bizler için. Şu anda mesela buranın altına gövde iniyor. Lakin 4 saatlik mumda buranın altına inmesi önemli bizim için. Onu da söyleyeyim sizlere. Birinci desteğin altına indikten sonra toboyu yapar ise bakınız. Diyelim ki toboya dönüş yapacak. Bu birinci desteğin altından güç alıp yapamaz. Şayet birinci desteğin altına inerse. Bu sefer ikinci destek hattına teyit bekleyeceğiz. Ya şuralardan bir dönüş yapar ya ikinci desteğin de altına iner. Ben mesela ETRX'e girecek olsam şunu yapalım. 4 saatlik mum kapatımında buranın üstünde kapatıyorsa yakın stop loss'u denerim. Eğer kapatmıyorsa ikinci desteğe yakın ya da teyitli bölgelerinden denerim. Örnek veriyorum. Şuralardan bir teyit alabilir, güç alabilir. Buradan yukarı atabilir. Baktım ki atmıyor, giriş yapmam. Ve hemen altında ikinci desteği beklerim. İkinci destek de gelmez, onu da altına kırarsa TRX'ten çıkış verir. Zaten giriş yapmam hiçbir şekilde. Ama olur da ikinci desteği kırmayıp yukarı doğru hareket gelirse şu senaryoda mümkün olabilir. Şöyle örnek vereyim, kuru kabala çizeceğim. Şu senaryoda mümkün olabilir. Bu da yine yükselişi temsil etmektedir arkadaşlar. Unutmayınız, TRX'e yatırım yapacaksanız dikkatli bir şekilde takip etmeniz lazım. Çünkü piyasa çok çalkantılı. Gelelim BTT, BitTorrent'e. Sevdiğim bir coin, sürekli yatırım yaptığım, kazandığım coin. Hatırlar mısınız? Şu tarihlerde 18 Mart'ta aradan pek de bir şey geçmemiş açıkçası. 5 gün geçmiş. Şöyle bir trend çizmiştim. Şöyle bir kanal çizmiştim. Bu kanaldan yukarı doğru atıp şu çizgiye gelirse. Bu çizgide tutunursa zaten tek bir mum atması yükseliş trendinin geleceğini söyler demiştim. Burada tutunursa yukarı doğru atar. Burada tutunamazsa aşağı atar demiştim. Burada tutunup direkt yukarı atıyor. Bakınız çok sert bir yükseliş yapıyor. Ve bizim burada analizimizin başarı olduğunu görüyoruz. Peki bundan sonra neler yapar? BTT düştü. Tamam. Peki BTT gerçekten yeteri kadar düştü mü? Hayır. Neden hocam? 1. Arkadaş. 2. Çizdiklerime çok iyi bakmanızı istiyorum. 3, 4 ve 5. Şu sonuncu da 5. Bakınız şu aralarda da var. Bunlar nedir hocam? Bunlar arkadaşlar doji. Kararsızlık demek. Aslında bu coin'in düşmeye niyeti yok. Lakin Bitcoin kaynaklı düşüyor. Bakınız, hacimsiz bir düşüşü temsil eder. Açılış kapanış 4 saatlik de aynıdır. Hacimsiz bir düşüşü temsil eder. Açılış kapanış 4 saatlik de aynıdır. Burada da keza aynı. Burada da keza aynı. Burada da keza aynı. Burada da keza aynı. Yani Bitcoin'in düşmesi BTT'yi çok fazla aşağı sergilemedi. Bunu bilmenizi istiyorum. Ve burada bir tane çizgiye dikkat etmenizi istiyorum. Şu net bir çekiçtir. Çekiç formasyonunu bilmeyenler için hemen anlatayım. Çekiç formasyonu analizde %90 başarı oranına ulaşmıştır. Yani 10 coin'in 9'unda çekiç görürseniz yukarı yönlü hareketlerin geleceğini düşünmelisiniz. 1. Yeşil çekiç görürseniz, mesela şu tam çekiç değil ama bunu görmüş olsaydınız çok daha sert yükseliş bekleyebilirdiniz. Kırmızı çekiç de yükselişin habercisidir. Lakin yeşil çekiç daha sert yükselişin habercisidir. Örnek, bir coin 1 dolardan yeşil çekiç atıyorsa 1.20'ye 1.25'e çıkabilme ihtimali yüksek. Ama kırmızı çekiç atıyorsa 1.10, 1.15 bandı. Böyle örnek vereyim. Kırmızı çekiç örneklerle tamamıyla sallamasyon gidiyorum anlayın diye söylüyorum. İşte kırmızı çekiç %10, %15 kar verdiğini varsayalım. Yeşilin %20, %25. Ha, böyle bir oran yok bu arada, sadece bilin diye söyledim. Çünkü bunları karıştırıyorsunuz. Bu çekicin etkisiyle ben yukarı yönlü hareket bekliyorum. Halen BTT'de beklentilerim çok daha aşağılarda. Daha yeni başlıyoruz. BTT'den kısa vadede yatırım yapmanızı kesinlikle istemiyorum sizlerden. Şu sıfırlara her bir sıfır silmesinde sizleri, bak, bir sıfır siler seni fakirlikten kurtarır. Bir sıfır siler seni zengin eder. Bir sıfır siler seni milyoner eder. Onun için BTT'nin gidecek daha çok deplasmanı var. Vakit de varken, kripto paralar daha öyle ahım şahım herkes tarafından bilinmezken ki 3 sene sonra veyahut da 5 sene sonra bu kadar az yatırım var mıydı ya diyebileceğimiz sezonlar gelecek inşallah. Dönüp şöyle 5 yıl öncesine baktığımızda, vay arkadaş, market buraya kadar çıkmış, biz çok sevmiştik buralara. Şu an günlük bu kadar işlem görüyor market diyebilecek günlerimizde inşallah olacaktır. Eminim ki ben kripto paranın her geçen gün, her zaman söylediğim gibi önü çok daha açık. Bu tarz coinlere uzun vade düşünmek gerçekten çok etkili olabilir arkadaşlar. Gelelim Avax Coin'e. Avax Coin benim çok sevdiğim bir proje. Açık söyleyeyim sizlere. Dalgalı olabilir. Yukarıdan yakalanmış olabilirsiniz. Şu anda ciddi zararlarınız olabilir. O konuda hemfikirim. Lakin şöyle de bir örnek vermek istiyorum. Ben bu coin'i YouTube kanalımda anlatmaya başlarken bu coin 4 dolardı.
Bu coin 10 dolara çıktı, ben yine anlattım. Bu coin 15 dolara çıktı, ben yine anlattım. Bu coin 20'ye çıktı, anlattım. 30'a çıktı, anlattım. 40'a çıktı, anlattım, bekledim. Buradan dönüş yaptı, belli bir süre girmedim. Ondan sonra tekrardan bu çalkantılı yerlerde bakınız, girişler yaptım. Çizmiş olduğum şekillere çok iyi bakınız, simetriklere bakın. Şuralardan inip buradan geri yukarı atıp kar. Aşağılarda top oluştu, buralarda girmedim de. Yani eskiden çok fazla işlem yaptığım bir coin'di. Halen uzun vade sepetim arasında var AVAX. Projesini çok seviyorum. MNB'ye de çok teşekkür ederim. Gerçekten hani güzel işlere imza attığını düşünüyorum. Her coin yukarı yönlü çıkıp aşağı yönlü düşebilir. Mesela CHZ 0.70'den 0.50'lere düştü. Bu CHZ'nin bir daha hiç çıkmayacağı anlamına gelmez. AVAX'ın ben kaliteli olduğunu şurada gördüm. AVAX coin arkadaşlar kilitli tokenların açılmasına rağmen normalde kilitli tokenlar açıldığında kısa vadede pek bir şey bekleyemezsin o coin'den. Mesela günümüzün en yakın örneği DOT. 1-2 ay hiç hareket edemedi. Ama AVAX sadece 10 gün duraksadı. Akabinde çok sert yükselişlerle yine piyasaya girdi. Bu da projenin çok sağlam olduğunu, CEO'larının gerçekten ilgilendiğini, yatırım çekebilmek için her yolu denediklerini işaret eder. AVAX'da şunu söyleyeyim. Eğer zaten kısa vade AVAX yatırımcısıysanız dikkat etmeniz gereken, hatta diyelim ki orta vade AVAX yatırımcısıysanız dikkat etmeniz gereken tek bir nokta çizeceğim sizlere. Hatta bunu biraz daha aşağı indireyim. 0.28 bandına işaret vermek istiyorum. 0.28 bandının altına iniş yaparsa AVAX, bakınız iniş bu şekilde olmayacak. Gövdeyle iniş yapar ise ve orada gövdeyle 4 saatlik bir mum kapatırsa artık AVAX için HODL vakti belli bir süre bitmiştir. HODL nedir? Bir coin düşse de yükseleceğini düşünmek, belli bir süre sabretmek ve muradına ermektir benim tabirimce. Neden hocam burayı işaret ediyorsunuz? Çünkü buranın altına inerse bir obo dönüşü yapmış, tamamlamış olacak Murat. Şu anda obo dönüşünü gösteriyor bizlere, lakin her an bozulabilir, onu söyleyeyim sizlere. Baktığınız zaman CHZ de aynısını yapıyor olarak görünüyor ama her an bozabilir bu obo dönüşünü. Özellikle boğa piyasasında bunlar çok yaygın. Mesela adamlar balinalardan örnek vereyim. İşte birkaç satış veriyorlar ve insanlara panik hava yaratıyorlar. Örnek veriyorum, AVAX'a giriş yapmak istiyorlar. Şuradan yoğun bir satış veriyorlar. AVAX bir anda aşağı doğru kırılıyor. Bu sefer düştükçe düşüyor ve bizim Türk yatırımcılarından örnek vereyim. Artık gittik battık deyip satıyorlar. Ondan sonra balinalar, örnek vereyim, şuradan toplu alımı bir yapıyor, tekrardan yukarı çıkıyor buraya. Ondan sonra bizim Türk yatırımcılar yine buradan alım yapıyor. Balinalar gene buradan satıyor, coin gene düşüyor. İşte siz ne alma yerini biliyorsunuz ne satma yerini. Herkes alırken sat, herkes satarken al. Şurada herkes satar, alırsın. Şurada herkes alır, satarsın. Strateji budur. Herkesin aldığı yerden satacaksın, herkesin sattığı yerden alacaksın. Bunun başka taktiği yok arkadaşlar. Mümkün mertebe duygularınıza yenik düşmeyin. Ya 1 dolar daha atar. Ya 50 kuruş daha çıksın bozduruyor. Ya işte atıyorum 1000 lira oldu param. Ya 1010 lira olsun çıkayım. Ya da 1990 lira oldu. Özellikle bunu eskiden ben de çok yapıyordum. Misal vereyim. 9990 lira kazanmışımdır. Ya şu 10.000 olsun da öyle çıkayım diyorum. Tam o 10.000 olmadan hop 8.000'e 7.000'e düşüyor para. 10 lira için binlerinizi araya vermeyin. Bunu eminim ki beni izleyen binlerce insan yapıyordur. Lütfen yapmayın. Ya şu küsuratlar tamamlansın demeyin. Bilmiyorum, bizde böyle bir alışkanlık var. Ben de küsuratlı rakamı hiç sevmem. Ama kripto parada bunu görmezden geleceksiniz. AVAX'a tekrar dönelim. Şöyle bir bakıyorum. Dead Cross daha devreye girmemiş. Golden Cross Tate bölgesine bakıyorum. Şuralardan devreye henüz girmemiş. Tek bir kırmızımız var. Burada 3 rengin birleşmesi lazım. 28 dolar bölgesine işaret çakıyoruz. Buranın altına inerse uzun vadeciler için panik yok. Lakin kısa ve orta vadeciler için bir tık. Hadi orta vadeciler için de halen boğa sezonunda olduğumuz için sorun yok. Lakin kısa vadeciler için artık biraz buhran vakti olabilir. AVAX buranın altına inerse ama buradan bir toparlayış yukarı doğru sergileme yapabilir. O toparlayışta şöyle olduğunu varsayarsak. Buradan bir tobo, burada tutunması dahilinde tıpkı BTT'de çizdiğimiz gibi buradan ya yukarı sert ya da aşağı sert manevralar görmemiz mümkün olacaktır arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım duygularımı doğru ifade edebilmişimdir. Analizlerimi beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Discord grubumuza katılarak daha fazla analizlerden haberdar olabilirsiniz. Discord grubumuzda VIP odamız da mevcut. Bütün bilgiler için açıklama kısmına ve başa tutturduğum yoruma Discord grubuna tıklayarak dilerseniz VIP odasına, dilerseniz normal odada analizlerimizi görebilirsiniz. VIP odasında her gün analiz yapıyorum. Dilediğiniz coinlerin hepsini analiz ediyorum ve kendi yapmış olduğum işlemleri sizlerle paylaşıyorum. Yatırım tavsiyesi olmadan sadece kendi işlemlerimi. Kendinize çok iyi bakın. Bir saat sonra bir video daha yayında olacak. Onu da izlemeyi unutmayınız. Esen kalınız.